Evet, apartlar konusu özellikle son yıllarda Denizli'nin gündeminde daha geniş yer edinmeye başladı. Öğrenciler ve aileleri tarafından kalacak yer olarak bir seçenek apart. Ama diğer taraftan farklı boyutları da var. Dediğimiz gibi bu hafta apartlar konusunu dosya olarak ele alacağız. Her yönüyle aslında işlemeye çalışacağız. İnşaat sektöründe önemli bir yer tutuyor. Emlak piyasasında önemli bir yer tutuyor apartlar ama bunlar öğrenciler açısından, veliler açısından, mahalle sakinleri açısından ne ifade ediyor? Diğer taraftan apartlar ayrıca hani öğrenciler daha çok öğrenciler tarafından tercih ediliyor ama onun dışında yine kullanım durumlarıyla ilgili de haberleri getireceğiz ekranlarınıza. Evet, gün geçtikçe Denizli'de öğrenci sayısı artıyor. Üniversite şehri haline geliyor. Dolayısıyla da apartlar az önce de söylediğimiz gibi tercih edilen önemli kalınacak mekanlar arasında. Peki öğrencilerin bu noktada konuya bakışı nasıl? Bugün bu yönüyle ele alacağız. Öğrenciler için yurtlar mı daha cazip, evler mi yoksa apartlar mı? Bu soruyu öğrencilere sorduk. Kimisi güvenilirlik açısından yurtlara uygun bulurken, kimisi özgürlüğün tadını çıkarmak adına apartlara yöneliyor. Kimisi maddiyatı düşünüp yurtları tercih ediyor, kimi ise yurdun kalabalık ortamından kurtulmak için apartları. Yurtların kapasitesi gün geçtikçe artan öğrenci sayısına cevap veremeyince öğrenci mecburen apartlara rağbet gösteriyor. Bu da Denizli'deki apart sayılarının giderek artmasına yol açıyor. Peki öğrenciler bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Kenti Nabzı ekibi sizler için araştırdı. Üniversite gelişiyor ve bu gelişmeyle beraber öğrenci sayısı da artıyor. Öğrenci sayısının artması doğal olarak da kalacak yer problemini ortaya çıkarıyor ve bu bağlamda Denizli'de apartlarda artış yaşanıyor. Evde kalıyoruz biz ikimiz. Biz bulduk vallahi başımızı sokacak bir ev, orada kalıyoruz da hakikaten yoğunluk artıyor. Şey olması lazım ya, benim görüşüm kampüsün bir kısmının, yani yeni açılacak fakültelerin falan başka bir bölgede açılsa, burası zaten sıkıştığı için. Yani mesela KİPA tarafında falan açılsa o yoğunluk olmaz pek. Ev kiraları da düşer, apart kiraları. Apartlar şu an çok fazla. Gördüğümüz ve gözlemlediğimiz kadarıyla nereden baksak her sokak başında bir apart görüyoruz. Buldukları arsayı aparta çeviriyorlar, apart dikiyorlar üzerine. Ve de Peki evleri çeviriyorlar. öğrencilerin buna yoğun talep göstermesinin sebebi ne apartlara? Tek kişi kalma şansı var bir de. Ondan olabilir bence. Yurtta zorluk mu çekiyorlar sizce? Yurtta kalabalık oluyor. Üstüne hani apart çok gailesiz bir şey. Alıyorsun çantanı, giriyorsun. Nerede kalıyorsunuz? Evde kalıyorum. Yurt ya da apart tercihiniz olur mu? Yani apart tercihim olabilir. Peki normalde örgün bir eğitimde okuyan üniversite öğrencilerinin yurtta ya da aparta kalmaları tercihleri sizin için nasıl oluyor? Yani bu kaideyi nasıl belirliyor olabilir? Yani yurt biraz daha disiplin gerektiren yerler olduğu için yurtlar pek tercih edilmiyor. Genelde apartlar tercih ediyor Öğrencilerimiz yani. daha mı rahat seviyorlar? Yani. Bana devlet yurdu çıkmadı. Ben de özel bir yurda başvurdum. Hani orada tek kişilik bir odada kalacağım inşallah. İyi olacak. Yurtta kalıyoruz. Evet. Peki apartların şu zamanlar Denizli'de arttığı söz konusu. Sen bunu gördün mü, gözlemledin mi? Sence apartlar uygun mu, değil mi? Yani az çok baktım, ben de apart düşünüyordum en başta, hani yurt çıkmayınca. Apartları gezdim, güzeldi. Hani artış olduğunu da söylediler. Ama hani oralarda bir odaların büyüklüğü ya da ne bileyim çok şey yapmıyorlar. Tıp öğrencilerin çok fazla tercih etmiyorlar diyeyim. Hani dönemleri uzun olduğu için, tatillerinin kısa olduğu için falan hani uyuşmuyor diye almıyorlar. Hani onun için de biraz vazgeçtim. Hani uyuşmadı diyelim, o yüzden yurda tercih ettim ama apartlarda durumları gayet iyi. Şimdi öğrenciyiz yani, bir toparlanma, bir şey, bir ilk sene. Çok masraf yapmayalım diyorsun. Evet, aynen Fiyat öyle. için mi daha çok yurdu tercih ettin? Aslında tam da fiyat için değil yani, yurt. Şimdi şöyle bir şey var, denemeden bilemezsiniz. Ben ilk sene deneyeceğim, uyarsa bir yıl daha kalabilirim yani. Sıkıntı olmaz benim için. Peki şu dönem sana ön bilgi verelim. Apartlarda bir yoğunluk var, artış var. Evet. Her sokak başında, özellikle kampüs tarafında çok yoğun bir apart var. Arazisi olanlar genelde aparta yatırım yapıyor. Bunun sebebi sence ne olabilir? Şimdi apartın sebebi kesin para diyebiliriz. Çünkü öğrenci şimdi ailesi parayı gönderiyor. Şimdi normal bir kiracı, ben gördüm yani, kiracı parayı aksatabiliyor. Ama öğrencinin parası bellidir yani, verir parasını neyse artık, garanti paradır.